Merhaba Hobi Dünyası izleyenleri. Ben Müslüme. Bugün sizlerle güzel, şık ve sade bir bere çalışması yapacağız. Bu modeli arkadaşlar hem kadınlarda hem erkeklerde uygulayabilir, kullanabilirsiniz. 3,5 numara tığım ve orta kalınlıkta da bir yün kullanacağım. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. Zincir çekerek başlıyoruz ve beremizin lastiğini yapacağız şimdi. Baş kısmına gelen lastiği yapıyoruz. Ben çok kalın bir lastik sevmiyorum. İnce durduğunda da hoş olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle bir bakayım. Yaklaşık 3 parmak, yani 3 santime yakın bir zincir çektim. Bakın zincirim çok esnek, yani gevşek çektim. Sıkı sıkı bir zincir çekmeyin siz de. Bu lastiği ne kadar kalınlıkta isterseniz o kadar uzatabilirsiniz zincirinizi. Şimdi dönüş için bir tane fazladan çekiyorum. Bu üst kısma gelmiş olacak bu zincirim. Yani 9 tane çektim. İpimi tığımın başına aldım. Hemen yanındaki zincirime battım. Bu şekilde toparladım. Her bir ilmeğime bu işlemi yapıyorum. İpimi tığımın başına aldım. Hemen yanındaki zincirime battım. Hepsini birlikte toparladım. İpimi aldım. Zincirime battım. Hepsini birlikte toparladım. Sıranın sonuna kadar bakın serbest bırakıyorum zincirimi. Sıkmıyorum. Aynı şekilde tığımın başına aldığım ipimi de toparladım. Yavaş yapıyorum ki anlaşılır olsun. İpimi aldım. Sıradaki zincirime battım. Üçünü birlikte toparladım. Bu şekilde 9 tane yapıyorum. 9 zincirim vardı hatırlarsanız. 9 kere de bu işlemi yapıyorum. Son zincirime de gördüğünüz gibi aynı işlemi yaptım. Yine fazla sıkmadan bir tane zincirle dönüşümü yapıyorum. Bakın arkadaşlar şuralarda delikler oluştu. Normalde örgülerde bu delikleri kullanaraktan üst sıraya geçeriz. Ama bu lastik oluşturacağımız için yine ipimi tığıma aldım. Bakın şurada V'ler oluşuyor. Şu bana bakan, şu ise karşıda kalan. Aynı şekilde şu bana bakan ipim, şu karşıda kalan ipim. Karşıda kalan ipimi alaraktan hemen bakın bu zincirim, şuradaki zincirim hemen yanındaki karşıda kalan ipimi alıyorum. Üçünü birlikte yeniden toparlıyorum. Bu lastiğimizin püf noktası arkadaşlar. Yine ipimi tığımın başına aldım. Sıkmayın sakın. Tığınızı da ipinizi de serbest bırakın. Bu şekilde aldım. Yine V'min arkada kalan ipinden sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Son kısımda ise yine ipimi tığımın başına alıyorum. Bakın burada V'm gözüküyor. Normalde bunu alıyordum. Fakat son kısımda ikisini birlikte alıyorum. Son kısımda biraz farklı. Yine bir tane serbest bir zincir çekerek dönüşümü yapıyorum. Yine tığımı aldım ipimi. Yine arka kısımlardan gördüğünüz gibi ilerliyorum. Aldım. Bu şekilde lastiğimizi hazırlayacağız artık. Gördüğünüz gibi birkaç sıra yaptım. Lastik örgünüzü arkadaşlar örmek istediğiniz kişinin başına göre çoğaltın. Ölçü soruyorlar ama benim gözümde hani vardır belki ama benim gözümde bunun bir ölçüsü yok. Kişiden kişiye değişir. Son kısımdayım. İkisini birlikte aldım. Toparladım.
zincirimi çektim ve dönüşümü yaptım. Bu şekilde lastiklerinizi hazırlayın lütfen. Görmüş olduğunuz gibi lastik örgümü ördüm ve çoğalttım. Ara ara da bebeğimin kafasında kontrol ettim. Onu öreceğim için. Son bir sıra daha yapıyorum. Ardından birleştirme işlemini yapacağız. Birleştirme işlemini ise arkadaşlar şu ilk sıramızı kendimizden tarafa alacağız. Örmekte olduğumuz sırayı ise karşı tarafa alacağız. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmeğimi buluyorum. İçerisinden tığımı geçirdim. Son zincirimi çektikten sonraki ilmeğimi ise bunu da içerisinden geçirerek de birleştirme işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi ise arkadaşlar bakın buradaki V'leri yine görüyorsunuz. Bunun benim karşı taraftaki olan ilmeğimi alıyorum. Burada ise benden taraftaki olan ilmeğimi alıyorum. Bunun içerisinden geçiriyorum. Bunun da ilmeğimi aynı şekilde buradan da geçirdim. Tekrar yapıyorum. Bakın V burada. Karşıdaki ilmeğimi alıyorum. Burada ise kendimden taraftaki ilmeğimi alıyorum. İçlerinden geçirerekten tamamlıyorum. Yine aynı şekilde karşıdaki ilmeğim, benden taraftaki ilmeğim, içinden geçirdim ve sabitledik. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapın lütfen. Ve birleştirme işlemini de tamamlamış olacağız. Son kısma geldiğimizde ise yine bütün ilmekleri beraber alıyoruz. Arkadan da bütün ilmekleri alıyorum. Geçirdim. Şöyle bir sık iğne ile sabitledim. Ve lastik örgümüzü birleştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Aslında bir nevi buraya da bir lastik örgü yapmış olduk. Diğer taraflardan farkı olmasın diye. Şimdi artık berimizin ana şemasını yapmaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi birleştirme işlemini tamamladıktan sonra bir üst sıradayız. Bir tane fazladan zincir çektim. Şu ilk baştaki ipimize de içinde kaybederekten bir sıra sık iğne ile dolanacağız. Şimdi bir tane şuraya sık iğne yaptım. Bir tane tepe noktasına. Bunu nasıl da yapıyoruz arkadaşlar? Bere olacağı için biraz ipimizi ve tığımızı daha rahat ve serbest bırakıyoruz. Bir tane boşluğa yapıyorum. Nasıl boşluk diyeyim? Şu tepe noktaları bakın hafif şişkin ve çıkkın duruyor. Belirgin yani. Bir tane boşluğuna bir tane tepesine. Bir tane boşluğa bir tane tepeye yapacak şekilde sık iğnelerle dolaşıyoruz. Yaptığım bir tane tepeye ekliyorum. Bir tane şu boşluğa. Biraz ilerlettim zaten şu ipi. Kesebiliriz. Bir tane tepe noktasına. Bir tane şu boşluğa. Bir tane tepe noktasına. Bu şekilde siz de bu sıranızı tamamlayıp hazırlayın lütfen. Son kısma kadar geldim. Bir tane sık iğne yaptım. Hemen ilk yapmış olduğum sık iğnemin tepesine batıp kaydırma tekniğiyle birleştirdim. 1, 2, 3 tane de zincir çekerekten bir üst sıraya geçtik. Bakın şu şekilde ilmekler oluştu. Üst sıramızda ise 3 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Hemen yanına 3 tane ikili trabzan yaparak başlıyorum. Şu birincisi ikili trabzanımın. Zaten kendini koymuş olduğumuz sıra geçmiştik.
Sık iğne hatırlarsanız delikler kendini belli ediyor. Şu ikincisi. Her bir deliğime bir tane daha ekliyorum. Şu da üçüncüsü. Şu üç zincirim. Bunu saymıyorum. Bunun dışında üç tane daha çektim. Şimdi bir tane dolgu yapacağız. Nasıl? İpimi tığımın başına aldım. Şuradaki boşluğuma bakın. Şuradaki boşluğuma ilk sık iğnemdeki boşluğuma battım. Şu şekilde çekiştirdim. Bu bir. Şu iki. Ben çok hafif bir desen vermek istiyorum. O yüzden iki tane yapacağım. Hepsini birlikte toparladım. Tığımın başındaki ipin yanına bir ip daha geldi. Daha sonra ikisini birlikte çektim. Yine tığımın başına aldım. Siz bu dolgu isterseniz üçlü dörtlü yapabilirsiniz. Daha puf puf dursun isterseniz. Tığımı yine aldım. Hemen yanındaki boşluğuma bir ikili trabzan daha yaptım. Bu bir. İki. Üç. Aldım. Hemen bakın. İlk ikili trabzanımın altındaki boşluğa şu bir ikili bir dolgu yapıyorum. Hepsini birlikte çektim. Bu kalıyor. Hemen yanına bir tane daha geliyor. İkisini birlikte yeniden toparladım. Devam ediyorum. Bir, iki, üç tane ikili trabzan yaptım. Dolgumu ekliyorum. Bir, iki, hepsini birlikte çektim. Bu kaldı. Yine toparladım. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Gördüğünüz gibi dolgumu da yaptım. Hemen yanına. Bakın şuraya bir tane yapmışım zaten. Hemen yanındakine ikili trabzan ekliyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi son kısımdayım. 3 tane ikili trabzanımı ekledim. 1 2 Dolgumu ekliyorum. Sabitledim. Bakın son kısmı şurada eklemişim bir tane. O yüzden ekleme yapmıyorum. Direkt buradaki ilmeğimle birleştirdim. Zincirimle sabitledim. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bir yeni sırada ise sık iğne ile ilerleyeceğiz. Gördüğünüz her bir ilmeğime birer tane sık iğne yapacağım. Sonra bu dolgulu yöntemle üst kısma bir kere daha geçeceğim. Bu şekilde. Sık iğne ile dolaşın. Daha sonra şuraya geliyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Bu dolgulu yöntemle bir sıra daha dolanıyorum. Bir sıra sık iğne, bir sıra bu dolgulu yöntemi uygulayarak da beremi çoğaltıyorum. Sonuna kadar yaptım sık iğne ile. Son sık iğnemi yaptım. Bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı dolgulu yönteme geçtim. Hemen yanına ikili trabzanlarıma başlıyorum. Daha sonra ilk yapmış olduğum 1 2 toparladım. Hemen yanından devam ediyorum ikili trabzanıma. Şu birincisi, ikincisi, şu üçüncüsü. Hemen aldım. Aşağıya geçtim. 1 2 Dolgumu yaptım ve tamamladım. 1 2 Üçüncüyü yapıyorum. İkili trabzanlarımı hemen ilk ikili trabzanımın üzerine dolgumu yaptım. Sabitledim. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyoruz. Sonra sık iğne yapıyoruz.
Bu şekilde örgümüzü çoğaltalım. Ben birkaç sıra ördüm. Modelim çıktı ortaya. Çok güzel bir model. Beriye de çok yakışıyor arkadaşlar. Kesinlikle siz de denemelisiniz. Yaklaşık 20 santim kadar öreceğim. Tabii bunu örmek istediğiniz kişinin başına uygun bir şekilde de yapabilirsiniz. Ama en az 20 santim olsun. Daha sonra yukarıdan büzme işlemi yapıp pomponunu ekleyeceğiz. Ve beremizi tamamlamış olacağız. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma abone olarak hem beni desteklemiş olur hem de sizlerle paylaşacağım yeni videolardan da haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.